Ahmet Han Hazretleri. Gördüğünüz gibi gayet iyi. Döndüm artık. Aslan torunumuz nihayet sağ salim döndü. Ağalar. Sizlere bir müjdem var. Gözdem Raşa Hatun. Celal'le eşkıyası rehin almış meğer. O yüzden gizli gitmek zorunda kaldım. Allah'ım çok şükür. İyi misin Hatun? Merak etmeyin sultanım. Ben de torununuzla iyiyim. Allah'ın izniyle hünkârımıza bir şehzade vereceğim. Tamam. Gel. Nasıl da hasret kalmışım sana. O yüzden mi çağırmadın dün gece? Benim baharım, sebebi varlığım, benim ruhum. Sen bilmez misin? Benim bütün günlerim, gecelerim sana aittir. Senden ibarettir. Haber bile vermeden çektin gittin. Neredesin, nasılsın? Çok korktum. Dua ettim senin için. Bana dön diye dua ettim. Biliyorum. Korkma benim için. Döndüm işte buradayım. Yanındayım. Şeyim oldu. Neyin var senin? Kim üzdü seni? Söyle hadi. Hadi anlat. Ahmet. Gel. Hünkârım, bağışlayın. Rahatsız ediyorum. Lakin mesele miyim?
Söyle derviş. Nedir bu kadar mühim olan? Siz hasta yatağınızdayken hünkârım, bazı hadiseler vuku buldu. Her şeyi anlattığınızı sanıyordum derviş. Bilmeniz icap eden her şeyi bir bir anlattım. Lakin bir husus daha var. Giray kardeşleri bir an evvel salıvermemiz gerek. Daha düne kadar Giray kardeşlerin canını almamı istiyordum. Şimdi ise zindandan çıkarmam. Devlet ailenin menfaati her şeyden üstündür hünkârım. Kırım Hanı Gazi Giray, yeğenlerinin gözden çıkarıldığını işittiğinde devam eden savaştaki ordusunu geri çekmek istemiş. Gazi Giray canına mı susamış? Nasıl cüret eder buna? Kuyucu Murat Paşa haddini bildirmiş elbet. Lakin sırtımızdan hançerleyebilir. Kırım tahtına oturacak veliahtı ilan edelim ki aklı başına gelsin gafilin. Korksun ve itaat etsin. İçimizdeki asileri, hainleri yok etmezsek olacağı bu derviş. Yakında öyle kararlar alacağım ki Osmanlı'nın demir yumruğu yalnızca payitaht ruhu izenini değil, bütün cihanı sarsacak. Validem. Ben de senin yanına geliyordum Aslı. Dört bir yana ulaklar çıktı. Tellallar evladının müjdesini veriyor. Akşam içinde sazlı sözlü eğlence tertip ettim. İyi düşünmüşsünüz valide. Duda Hatun'a söyleyin hiçbir masraftan kaçınmasın. Aslanım. Duda Hatun yok. Sen gittikten sonra maalesef Hakk'ın rahmetine kavuştu. Nasıl olmuş valide? Düşüp yaralanmış. Yaşı malumun. Kaldıramadı. Gelir gelmez söyleyip seni üzmek istemedim. Ay Allah. Üzerimde büyük emeği var. Allah rahmet eylesin. Gel derviş. Bugün doğacak evladınızı kutluyor tüm şehri İstanbul. İnşallah zaferleriniz içinde patlayacak bu fişekler. İnşallah derviş. Tek hayalim bu. Merhum atalarım, Fatih Sultan Mehmet, Sultan Süleyman gibi kafirin kalbine süreceğim atımı. Yarın mühim bir gün. Nicedir beklettiğimiz Avusturya elçisi Adam von Herberstein huzurunuza çıkacak. Büyük bir karşılama olsun derviş. Öyle ki Cihan Sarayı'na geldiğini anlasın. Hünkârım. Söyle Hacı. Safiye Sultanımız geldiler. Zor günler geride kaldı çok şükür. İnşallah gözden bir şehzade doğurur da sarayımız şenlenir. Amin. Düğün hazırlıkları devam ediyor malum. Teferruatıyla konuşamadık. Ne vakit olacak, nasıl olacak? Nasıl arzu ediyorsanız öyle olsun. Münasip bir vakitte nikah kıyılır. Siz de iyileştiğinize göre hazırlıklara eski sarayda devam edersiniz. İstersen hemen bu gece gideriz Ahmet. Lakin arzumuz
Düğün vakti, kızımız Fahriye Sultan'la birlikte çıkmak bu saraydan. Başka bir husus yoksa? Hiç değilse bir düşün. Hanedanımızın itibarı için böylesi daha münasip. Kabul etmezsen canın sağ olsun. Bağrımıza taş basıp gideriz. Ben seni çok özledim abi. Bir daha saraydan gitme. Gidersen beni de yanında götür. Olur Sincap'ım. Birlikte gideriz. Annem dedi ki yakında amca oluyormuşum. tabi büyüdüm. Amca olacak yaşa geldim. Kösem anne olunca benimle yine oynar değil mi? Ben değil şehzadem. Raşa Hatun hamile. Yaşasın. Kösem'i çok seviyorum. O gece yanıma gelmişti. Çok korkmuştum. Hangi gece Mustafa? Şehzademiz bu sıralar kötü rüyalar görüyor hünkârım. Onu diyorlar. Değil mi şehzadem? Gel. Hünkârım. Bağışlayın fakat Raşa Hatun aniden rahatsızlandı. Şifahaneye aldık. Zannediyorum düşük yaptılar. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri. Nedir vaziyeti? Çok şükür Hatun iyi. Çocuk düşmedi. Lakin tehlike geçmiş değil. Sabah belli olur dediler. Allah'ım sen büyüksün. Ne olmuş birden hekim kadın? Yediği içtiği bir şeye dokunmuş belli ki hünkârım. Anlaşılan birisi düşük yapmasını istemiş. Hünkârım. Bağışlayın ne olur. Yemin ederim onu korudum. Benim bir suçum günahım yok. Üzme kendini. Rabbim doğmasını istiyor. Bu kadar belanın, şerrin içinden çıkıp gelmesinin başka izahı olamaz. O yaptı sultanım. Mahsus yaptı. Kimden bahsediyorsun? Söyle kim yaptı? Kösem Hatun. O yaptı. Nereden biliyorsun onu yaptığını? Sevmiyor beni sultanım. Geldiğimden beri rahat yüzü vermedi. Nerede görse gelip sıkıştırıyor. İşitmediğim laf kalmadı. Daha yeni herkesin içinde tehdit etti beni. Sen kimi suçladığının farkında mısın Hatun? Kösem dediğin benim canım. Canımdan da öte. Taşlıkta herkes gördü hünkârım. İtti beni. Ne olduysa oldu. Kösem zinhar böyle bir şeye kalkışmaz. O tıynette biri değil. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri. Şükürler olsun saati yerinde. Kösem. Çocuk düşmedi. Hekimler ne lazımsa yapıyor. İnşallah kurtaracağız evladım. İnşallah. Ne olmuş peki?
Daha akşam gördüm, iyiydi. Yediği içtiği bir şey dokunmuş. Hatunun söylediğine göre de sen zehirlemişsin. Ne? Yalan söylüyor. Ben neden zehirliyim? İnandın mı yoksa? Gülsem, buraya bunun için gelmedim. Şüphem dahi yok. Mümkün mü? İnanır mıyım hiç? Lakin bilmeni istediğim bir husus var. Allah'ın izniyle hatun evladımın anası olacak. Dost olmanızı beklemiyorum. Lakin düşmanlık da etmeyin birbirinize. İleride tatsız hadiseler istemiyorum. Beş Sefiri, Adam Fon, Herberstein. Herrscher Sultan Ahmet Khan. Das sind die Geschenke von unserem König Rudolf. Efendimiz Rudolf'un siz yüce padişahımıza hediyeleridir. Sor bakalım derviş. Yıllardır ordumun kuşatmasında olan, sarayından dahi çıkartmadığımız Avusturya kralı bizden ne istermiş? Dürfen wir die Grund der Reise erfahren. Der König Rudolf will, dass der Krieg mit einem Friedenspakt beendet wird. Savaşın son bulmasını istediklerini söylüyor hünkârım. İlk top atışımızdan beri bunu istiyorlar zaten. Kral şartları kabul ediyor muymuş, onu söylesin. Nehmen Sie unsere Bedingungen an. Eğri ve Kanice kalelerinin bizde kalmasını kabul ederken, Rab Komorum'u talep ediyor hünkârım. Bir defaya mahsus, iki kere 100.000 altında ödemeye hazırlarmış. İlaveten anlaşma yalnızca Osmanlıca değil, Almanca'da yazılsın istiyorlar. Bu kadar mı? War das alles? Als letztens will der König, dass als der römische Herrscher benannt wird und dass dem Sultan gleichgestellt ist. Mit welchem Gesicht? Bir gafil! Git o kralına söyle, gerekirse 30 yıl daha kuşatırım şehrini. Onun ataları Ferdinand ve Şalken dahi kabul etmişken haddine mi düşmüş? Dünyanın bütün kralları gibi ancak Vezir-i Azam'ıma eşittir. Böyle bilinen. Sprechen Sie zum König. Ferdinand und Schalken haben gehorcht. Soll es auch, wie alle Könige. Ihm gebührt der Rang des Großveziers. Şimdi yıkıl karşımdan. Alın bunu. Avusturya kralına haddini bildirmenin vakti geldi. Derhal Lale Mehmet Paşa ve Kuyucu Murat Paşa'ya fermanımı yollayın. Küffarın eline geçen Estergon, Vaç, Peşte gibi mühim kaleleri fethedip kafirin elinden temizlesinler. Böylece kral şartlarınızı kabul etmeye mecbur kalacak. Hünkârım, isyanlar onların da malumu. Vaziyeti kendi lehlerine kullanmak ister kafirler. Buna fırsat vermeyeceğiz Zülfikar Ağa. Lakin bizim de sulha ihtiyacımız var. Bütün gücümüzü Anadolu'ya çekmeliyiz. Celali'yi, eşkıyayı ancak böyle bertaraf ederiz. Allah'ın izniyle topraklarımızda tek bir asi kalmayacak hünkârım. Hepsinin kökünü kazacağız. İnşallah. Gelelim asıl meseleye. İsyanlar biter bitmez büyük bir sefer hazırlığı başlayacak. Yeni toplar dökülecek, kadırgalar, kalyonlar inşa edilecek. Merakımı mazur görün hünkârım. Aklınızdaki nedir? Merhum atalarım Fatih Sultan Mehmet Han ve Sultan Süleyman Han'ın
yarım bıraktığı hayali ben gerçekleştireceğim. Kızıl Elma. Roma'nın fethini tamamlayacağım.